belgesi, fotoğraf ve sağlık raporu. Evet, nikah için genellikle istenen belgeler. Ancak artık bununla sınırlı kalmayacak. Gidişat gösteriyor ki çok yakında aralarına yenisi de eklenecek. Mesela evlilik ehliyeti gibi. Nikah için genellikle istenen belgeler nelerdir? Bilmiyorum ki kuzum ben. Hiçbir fikrim yok. Ben çünkü nikah olalı 30 sene olmuş. Rüyada. Başka aile küçüğü. Başka da bilmiyorum. Meclis Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun gündeme aldığı dosyada evlenmeye aday olan çiftlerin eğitime tabi tutulması ve çiftlerin nikah salonuna gelmeden önce evlilik ehliyetine sahip olmaları gerekiyor. Evlilik ehliyetini alamayansa evlenemeyecek. Bugün Eskişehir sokaklarında halka bu tasarıyı nasıl bulduklarını soracağız. Gelin görelim bakalım Eskişehir halkı nasıl değerlendiriyor. Evlilik ehliyetini duydunuz mu? Hiç duymadım. Evlilik ehliyeti önerisi geldi. Evlenmeden önce çiftlerden belli belgeler istiyorlar. Psikolojik rapor, sabıka kaydı ya da şiddete meyilli olup olmadığına dair bir belge istiyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tasarıyı? Bence olumlu. Niçin olumlu? Yani bu insanların kimin neyi olduğu bilmesi gerekir diye düşünüyorum yani. Peki siz eşinizin sabıka kaydı olup olmadığını biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Yani bu yaşta olduğum için biliyorum ama yeni evlenen bir insan için bence bu gerekli, doğru bir şey yani. Peki bu durum aile içi şiddeti önler mi? Faydası olur. Baştan yani yapılacak bir şey için insan ona göre tedbirini alır. Dolayısıyla iyi bir şey yani, kötü bir şey değil. Çok mantıklı. Yani gayet mantıklı. Peki bu durum aile içi şiddetin ve boşanmaların önüne geçer mi, engeller mi? Yani onu bilemiyorum tabii, öyle bir şey hani olur mu olmaz mı, ama gayet mantıklı bence. İnsanların yani birbirini 30 sene evli kalan çiftler tanımıyor birbirlerini. Meyilli olup olmadıklarını herhalde bir uzman eşliğinde öğrenseler iyi olur gibi geliyor bana. Harika. Daha önce olması gerekiyordu. İyi ki gelmişler. Eğer tasarı halindeyse inşallah geçer yani onaydan. Kesinlikle olmalı. Peki sizce uygulamaya geçer mi? Yani uygulamaya geçip geçmemesinden ziyade bu tarz şey hani bence gereksiz. Hani bu tarz şeyler daha çok bence hani eğitimle çözülmeli diye düşünüyorum. Evlilik ehliyetini duydunuz mu daha önce? Evlilik ehliyetimi? Evet. Ben bir kere evlendim, bir şey yok. Paşa'ya verdim. Evlenmedim onu. Başka bir şey yok. Peki çiftlerden psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddete meyilli olup olmadığı dair bir belge istiyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Vallahi televizyonda görüyoruz her gün bir olay. O evlilik ehliyeti iyi bir şey herhalde ki istiyorlar. Bence vallahi iyi yani. Adam tehlikeliyse evlenmesen onunla sakın ha. Akıllı ol. Uygulamaya geçmeli mi sizce? Geçsin bence valla. Evlilik ehliyetini daha önce duydunuz mu? Duydum. Peki ne düşünüyorsunuz? Bence iyi bir şey, çok iyi bir şey. Uygulanmasını isterim. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani aile şeyi için çok güzel bir şey. Peki uygulanırsa kadına şiddet için caydırıcı bir etken olur mu bu? Hayır, bence olmaz. Bence olmaz. Yeterli olmaz mı kadına şiddet önlemek için? Yeterli olur. Bence olur. Aile huzuru daha iyi olur. Yani şiddet kalkar bence. Çok güzel olur bayanlar için, bir bayan için. Çok güzel olur yani. Evlilik ehliyetini daha önce duydunuz mu? Hayır. Mecliste böyle bir öneri geldi. Evlilik öncesi taraflardan sabıka kaydı, psikolojik rapor veya şiddete meyilli olup olmadığına dair bir belge istiyorlar. Siz bu teklifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence harika olur. Yani gençlerimiz öldürüyor, bir sürü gencimiz öldürüldü, bir sürü genç kızlarımız ziyan oldu. Yani nasıl söyleyeyim, bence güzel olur yani, güzel olur. Tabii devletimiz, milletimiz de bunun arkasında durursa tabii daha da güzel olur yani. İsterim öyle bir şey evlatlarım için, torunlarım için, bütün gençler için yani. Herkesin evladı kıymetli, kimsenin çocuğu şiddet görmesin yani. Bu tasarı uygulamaya geçer mi sizce? Bence geçmeli. Gündeme gelmiş madem böyle bir şey, bence geçmeli yani, geçmeli. Nasıl ki sürücü ehliyetlerimiz var, evlilik ehliyeti diye de bir öneri geldi. Evlilik öncesi taraflardan birkaç belge istiyorlar. Sabıka kaydı, psikolojik rapor, şiddete meyil olup olmadığına dair bir belge istiyorlar. Tabii, aynen böyle olsa iyi olur. Şimdi bunun ne olduğuna kızgandırıyor, zengin gösteriyor kendine. Kızgandırıyor, ondan sonra İlişkiye giriyor. Ondan sonra ne olacak? Kızın hayatı mahvoluyor. Peki böyle ondan bir... Ondan sonra almıyor. Kötü yollar düşüyor. Peki
ki böyle bir tasar uygulamaya geçti mi? Böyle bir ilken bir araştırma olsa bu daha iyi olur. Olaylarım ben buna. Evlilik ehliyeti sizce olmalı mı? Evlilik olmalı. Peki evlilik ehliyeti olmalı mı? Çiftlerin evlenmeden önce birbirleri hakkında bilgi sahibi olmaları için. Evliliği olmalı, lazım ana. Vallahi ne diyeyim ya, yorumsuzum. Siz evli misiniz? Değilim. Peki mantıklı mı sizce evlilik ehliyeti? Bence mantıklı. Ben saçmalık olarak değerlendiririm. Yıllardır o zaman Ferhatlı Şirin'in aşkı niye vardı? Değil mi? O aşk olayı tamamen biter. O zaman insanlar da belgelere dayalıysa bu olay, belgelerle eşleşilecekse vay halimize. İyi ki biz evlenmişiz diyelim o zaman. Ben 36 yıllık evliyim. Bilmiyorum, böyle saçma bir şey de duymadım. Evlilik ehliyeti. Daha önce duydunuz mu evlilik ehliyetini? Yok vallahi duymadım. Nasıl peki, oluyor bu? Gündeme böyle bir öneri geldi. Evlilik öncesi taraflardan sabıka kaydı, psikolojik rapor veya şiddete meyil olup olmadığına dair bir belge istiyorlar. Bunları alamayansa evlenemiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmayacak iş bu. Mesela ben birisinde gevlem olduğu hüküm. Ne varsa varsa olsun özünde alacağım. Alacağım özün. Ama hasta olsun ne olsun, ben gevlime girdi mesela. Alacağım bunu. Böyle oluyor. Peki sizin yani eşinizle evlenmeden önce bilgilerini öğrenmek istemez miydiniz? Bu tarz belgelerle. Tabii isterim. İstedim. İstedim. Ben şimdi yeni evlenmişim. 5 ay oldu evleneli. Yani sordum. Her şeysini sordum. Yani kabul ettim. Evlendim. 5 ay oldu ben evlenelim. Bu evlilik ehliyeti uygulamaya geçer mi? Yok. Yok. Niçin geçmez? Geçmez. Mesela nasıl olur bu? Mesela benim birisinde gevlim var. Ne olursa olsun alacağım. Gevlim yok. Tertemiz olduysa ben gevlim yok bunda. Almayacağım. Herkesin evlenip çocuk sahibi olmasını doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bu aslında gayet olması gereken, atılması gereken bir adım olarak düşünüyorum. Daha farklı şeylerin buna engel olacağını düşünüyorum. Sadece bunun evet belki bir kısmını engeller de tamamını değil. Yani insanların fikirlerini öldürmemiz gerekiyor bu konuda. Siz bu teklifi nasıl yorumluyorsunuz? Çok saçma bence. Ya, arabanın ehliyeti bile dağılamazken onun da ehliyeti bilmiyorum. Bana saçma geldi. Niçin saçma? Ne bileyim. Ya ehliyet de o konuda alınmaz yani. Zaten tanıyınca öğrenirsin diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet güzel. Gayet güzel. İşte sonu iyi olur yani. Biz o zaman bizlerde yoktu ama çok şükür bizde de öyle bir sorun olmadı. Şimdi her gün görüyoruz işte evlilikler alt üst oldu yani. Gayet güzel yani. Peki böyle bir teklifi uygulamaya geçerse aile içi şiddeti önler mi? Herhalde biraz faydası olur yani. Yani tam önlemez de birazcık faydası olur. Evlilik ehliyeti. Duydunuz mu daha önce? Yok, ilk kez sizden duyuyorum. Peki gündeme böyle bir teklif geldi. Evlilik öncesi çiftlerden bazı belgeler istiyorlar. Bunlar sabıka kaydı, psikolojik rapor veya şiddete meyil olup olmadığına dair belge. Siz nasıl çok değerlendiriyorsunuz? Güzel şey. Çok güzel bir şey bence. En azından insan ona göre davranır. Biz 26 yıllık evliyiz ve çok mutluyuz. Allah bozmasın. Peki siz bu bilgilere sahip miydiniz? Yok, hayır değildim. Şimdi sizden duydum. Evlenmeden önce eşinizle alakalı bu bilgilere sahip miydiniz? Hayır değildim. Değildim ama 4 yıl sevgili olduk biz. Hani iyi tanıdığıma inanıyordum ama tabii hala daha bilmediğim yönleri çıkıyor elbet kendisine. Ama şu anda eğer gündemde öyle bir şey varsa mutlaka yapılmalı diyorum. Ortam böyle bir teklif uygulamaya geçerse nasıl avantajları olur? Nasıl avantajı olur? En azından bu çabuk boşanmalar son bulur diye düşünüyorum. Artı misal bekar olsa hani şiddet, evet şiddetin önüne geçilir. Daha sağlıklı çocuklar dünyaya gelir. Daha iyi gelecek olur diye düşünüyorum. Güzel bir şeymiş ama hayırlı uğurlu olsun. Tabii nesil değiştiği için biraz daha biz de eşimin bahsettiği gibi 26 yıl sene önceki hayat koşulları ve insanların bakış açısı böyle değildi. Tabiri caizse teknoloji gelişti, insanlar tembelleşti, her şeye çabuk ulaşılıyor. Bugün sevgili yapıyorsun, yarın ayrılıyorsun. Bizim dönemimizde böyle değildi. Bu yüzden de şiddet daha çok arttı. Bu bence mantıklı. Neden mantıklı? İnsanlar
birbirini tanımak için önceden geziyorlardı. Şimdi gezmiyorlar. Bir nevi hayat kimliği gibi gözükebilir. Evlilik ehliyetini daha önce duydunuz mu? Duymadım. Peki gündeme böyle bir teklif geldi. Evlilik öncesi çiftlerden bazı belgeler istenecek. Evet. Bunlar psikolojik rapor, sabıka kaydı veya şiddete meyilli olup olmadığına dair belge. Onlardan bir kısmı zaten vardı. Kan şeysi isteniyordu. Şunlar bunlar isteniyordu da son zamanda yeni çıkan ilave olan hangisi? Psikolojik rapor istenecek mesela ya da şiddete meyilli olup olmadığına dair belge. Bence doğru. İstenmesi gayet doğal. Niçin? Yani şu anda artan kadın cinayetlerini veya şeylerini görüyoruz. Evdeki herhangi bir geçimsizlikten dolayı üstlerine yapılan baskı da önceden tespit edilebiliyorsa şayet böyle bir şeyin doğru olduğuna inanırım ben. Peki sizce böyle bir teklif uygulamaya geçer mi? İnşallah geçer. Yani kadınlarımız açısından düşünüyorum ben. Kendim açımdan değil, erkekler açısından değil. Böyle bir uygulama geçmesini isterim tabii. Yanlış ya, olmalı olur mu? Evleneceksin sen. Sabıkan var diye evlenemeyeceksin. Bu sefer çıldıracaksın, başkasına gideceksin. Olacak bu iş mi? Yanlış bu. Değil mi? Değil mi? Ben evleneceğim. Raporumda ne? Sabıka kaydım var. Evlenemezsin. Oh, ne yapayım ben? Bu sefer daha mı çok isyan edeyim, çıldırayım, sağa sola saldırayım? Evlenemezsin diyecek devlet. Böyle şey olur mu ya? Uygulamayı kendimiz yapmamız lazım ya. Bunun yasayla bir alakası yok ki. Elini vicdanla koyacaksın. Empati kuracaksın. Bu kadar basit yani. İllaki insanı cezaevinden atıyorsun. Uslanıyor mu? Hayır. Çıktığında yine devam. Vallahi ilk defa duyuyoruz. Peki yakın zamanda gündeme böyle bir öneri geldi. Evlilik öncesi çiftlerden bazı belgeler istiyorlar. Bunlar psikolojik rapor, sabıka kaydı veya şiddete meyil olup olmadığına dair belge. Evet. Nüfus salonuna gelmeden önce bu belgelere sahip olması gerekiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uygun görürüm ben. Şiddete, ben şiddete karşıyım çünkü. Şiddet demek ne demek ya? Niye evleniyorsunuz ki o zaman? Onun için ben maalesef takdirle karşılarım. Duymadık. Böyle bir teklif geldi gündeme, evlilik ehliyeti diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne anlama geliyor sizce? Kötü anlamına geliyor. Ehliyet demek ne demek ki? Ehliyet sadece ben bildiğim ehliyet kullanma ehliyeti olur. Evlilik ehliyeti olmaz. Beyin karıştırıcı bir şey. Yani insanların beynini karıştırmak için. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Evlilik ehliyeti hakkında. Evlilik ehliyeti zaten Allah tarafından verilen bir şeydir. Evliliğin ehliyeti olmaz. Yani ehliyet olarak düşünenler evliliğe değer vermezler zaten. Bence belgelerin istenmesi doğru bir şey. Yani çünkü evlilikte yani boşanmaların azalmasına yönelik bir çalışma olabilir bence. Ki güzel bir çalışma olur yapılsa eğer. Hem belki işte bu kadın cinayetlerinde önüne bu şekilde birazcık geçilmiş olur. Yani ben açıkçası bunu destekledim eğer kafamdaki gibiyse. Peki böyle bir teklif uygulamaya geçer mi sizce? Yani geçebilir tabii ki de yani kimlerin desteklediğini bilmiyorum. Yani o yüzden geçer mi geçmez mi? Sayı çokluğuyla meclisten onu bilemiyorum. Bence olmalı. Çünkü zaten evlenen insanların birçoğu bir çocuk yetiştiriyorlar ve topluma bir insan katıyorlar aslında. Bu kattıkları insanla da biz sürekli yüzleşiyoruz ve bu çok aslında hassas bir mesele. Arkadaşım da dediği gibi kadın cinayetlerinin önüne geçmek için, aynı zamanda toplumdaki suç oranını da azaltmak için sonuç olarak yeni bir nesli yetiştirecek insanlara karar veriliyor. Hassas bir konu bence. Bence olmalı. Teşekkür ederim. Sizlere de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz evlilik ehliyeti hakkında? Bence de olmalı. Niçin? Niçin? Kadına şiddet konusunda çözüm sağlar bence. Ve daha düzgün bir aile yapısı olur. Daha bilinçli. Peki böyle bir uygulama faaliyete geçer mi sizce? Geçmez Türkiye'de. Geçeceğini düşünmüyorum. Evlilik ehliyetini daha önce duydunuz mu? Hiç duymadım. Yok. Çok iyi olur aslında. Bakma biz yani bu yaşımıza geldik. Bir de amcanı kaybettik, vefat etti. Yani bundan sonra evlenirsem düşünüyorum. Hiç nasıl iyi olur? Çok iyi olur yani. Şimdi tanıyamıyorsun. Evleneceğin kişiyi tanıyamıyorsun.
duyuyoruz çok şükür. Biz yaşamadık öyle bir şeyler. Ama etrafta duyuyoruz. Yok kadını dövüyor, şiddet uyguluyor, başka şeyler yapıyor. Yani ona göre araştırılırsa, şey olursa ona göre evlilikler yapılır. Olmalı bence. Zaten sağlık raporu isteniyordu. Yani komple sağlık raporu istenmişti bizden ama psikolojik sağlığımıza da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Artık özellikle yeni gençlerde, evet. Peki siz eşinizin evlenmeden önce hakkındaki bilgilere sahip miydiniz, böyle belgeler? Belge olarak değil ama görüşme süremiz uzundu. Tanıma fırsatım oldu. O yüzden biliyordum. Ama ne kadar da bilseniz, beraber yaşadıkça değişik huyları çıkabiliyor. Peki böyle bir öneri uygulamaya geçer mi? Geçer. Geçer diye düşünüyorum. Ama ne kadar biz uygularız Türk milleti olarak onu bilemiyorum. Duymadım. Ne demek? Gündeme böyle bir öneri geldi. Evlilik öncesi çiftlerden bazı belgeler isteyecekler. Bunlar psikolojik rapor olacak, sabıka kaydı veya şiddete meyilli olup olmadığına dair bir belge isteyecekler. Nüfus salonuna gitmeden önce böyle bir belgenin olması lazım, yoksa evlenemiyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence mantıklı, çünkü zaten kadın şiddetleri arttı. O yüzden mesela eşinin psikolojik sorunları varsa kadına şiddet uygulayabilir. Kadın da aynı şekilde eşini darlayabilir. O yüzden bence mantıklı bir uygulama. Peki böyle bir teklif uygulamaya geçer mi? Bence geçmeli. Özellikle bu son zamandaki kalıtsal hastalıklar, kadına şiddet vesaire, hem psikolojik hem de genetik testlerin olması gerekir diye düşünüyorum. Peki böyle bir teklif uygulamaya geçer mi sizce? Yani geçmeli. Gerekirse sivil toplum örgütleri bu konuda gerekeni yapmalı, baskı kurmalı. Olması lazım. Toplumsal yara haline geldi çünkü. Hepimize vicdanımız rahatsız ediyor. İyi kötü yardım yapıyoruz ama çözüm değil. Daha hiçbir fikrim yok. Yani nüfus salonuna gitmeden önce bu evlilik ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Yoksa evlenemeyeceksiniz. Sizce olmalı mı? Yani bence saçma ya. Niçin saçma? Böyle bir şey olabilir, bir sıkıntı yok. Sonuçta karşısındaki kişinin önceden nasıl bir huyu, nasıl bir davranışı olduğunu bilmek de yanlış bir şey yok. Yani sonuçta daha önceden bir sabıka kaydı var mı yok mu? Daha önce kadınlara veya erkeklere nasıl davranmış? Bunu bilmek bence bir yanlış veya bir kötü bir huyu getireceğini zannetmiyorum. Aksine iyi olur şahsen. Aile şiddeti önlemek adına nasıl buluyorsunuz? Tabii bence doğru. Böyle bir şey yapılabilir, yani bir yanlışlık yok. Evlilik ehliyetini daha önce duydunuz mu? Duymadım. Gündemde böyle bir öneri var. Evlilik öncesi çiftlerden bazı belgeler isteyecekler. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Bence de. Çünkü olmalı. Boşanma çok oluyor yani. Olmalı. Boşanmaların önüne geçer mi? Olabilir. Kadına şiddeti önler mi? Onu önlemez bence. Önlemez bence. Ne olmalı peki? Neydi? Yani evlilik öncesi nasıl bir eğitim verilmeli ki kadına şiddeti önlemek adına? Yani o kadına şiddeti önleneceğini düşünmüyorum ben. Kadına şiddet ülkemizde çok olduğu için bence uygun erkekler için. Peki kadınlar için? Yani erkeklerden istensin o belge anlamında söylüyorum. Ya kadınlar... Her iki taraf açısından nasıl, evet, sizce? Ha, olabilir diye düşünüyorum. Mantıklı. Mantıklı geliyor. Ülkemiz için siz biraz... Evli misiniz? Evet. 20 yıldır. Eşinizin böyle bir bilgisine sahip misiniz? Yani... Evlendikten sonra öğrendim. Hiçbir sıkıntı yok. Peki siz eşinizin mesela sabıka kaydı olup olmadığını biliyor musunuz? Her şeyini bilirim. Her şeyini. Evlenmeden önce de, evlendikten sonra da. Her şeyini biliyorum. Peki böyle bir uygulama hayata geçerse ne olur? Nasıl olur? Yani bilmiyorum. İnsanlar bilerek kabul etmiş olur. En azından karşındaki insanı yargılamadan önce, hani bilerek aldın veya karşındakinin ne olduğunu bilerek alır, kabul eder diye düşünüyorum. Ne bileyim, derler, medeni toplumlarda şöyle, evlilik öncesi eşinize bu tip hani bilgilerin verilmesi aslında daha mantıklı. Normalde öylesi ama ülkemizde ne yazık ki bazı şeyler saklanıyor ya da işte her gün duyuyoruz kadınlarla ilgili bir sürü olayı. O yüzden belki istenmesi daha uygun olabilir. Yani kadın erkek. Yani normalde medeni toplumlarda insanlar bunu zaten eşleriyle paylaşıyorlar evlenmeden önce. Doğru olduğunu düşünüyorum. Hani bu günümüzde şiddet artıyor. Yani doğru bir kanun mu? Kanun olduğunu düşünüyorum. Peki uygulamaya geçer mi böyle bir teklif? Vallahi ona bir şey diyemem. Böyle bir dönemde önüne gelen evlenmektense en azından böyle bir kontrol altına alınabilecek, özellikle gençlerimizin bilinçsizce davranmasını önleyebilecek bir ehliyet bence kesinlikle gerekli, çok da güzel olacağını düşünüyorum. Peki
Peki aile içi şiddeti veya boşanmaları engeller mi? Ya engellemese bile en azından psikolojik bazı şeylerin önüne geçebilir diye düşünüyorum. Bence en mantıklısı yani böyle bir şeyin olması daha mantıklı olur. En azından hani böyle şu yani şu anda çok duyuyoruz kadına şiddet olaylarının bir tık daha önüne geçer bence böyle olması. Daha mantıklı olur bence. Böyle bir uygulamaya gireceğini düşünüyor musunuz? Yani arkasına durulursa gireceğini düşünüyorum bence. Hani halkın da desteğiyle girer bence. Gayet doğru bence yani o şekilde düşünüyorum. Çünkü... Yani bence de ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Hani en azından... Böylelikle kadına şiddet de belki bir nebze azalabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Belki bir nebze huzur da olur diye düşünüyorum evlilikte. Yani kendi açımdan öyle düşünüyorum. Yok duymadım. Gündeme böyle bir teklif geldi. Evlilik öncesi çiftlerden psikolojik rapor, sabıka kaydı veya şiddete meyilli olup olmadığına dair bir belge istenecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu teklifi? Çok güzel bir şey bence, mantıklı. Çünkü yaşanan şiddet olaylarından gerçekten çok fazla artmaya başladı bu tarz olaylar. Hani bence bayanlar için çok iyi bir şey. Çünkü evlendikten sonra erkeklerle gerçek yüzünü o zaman görüyorlar ve o zaman hani şiddet olduktan sonra müdahalesi çok zor oluyor. Çok çok güzel bir şey bence. Yani hani evlenmeden önce bayanlar için çok güzel bir şey bence. Peki kadına yönelik şiddeti önler mi bu durum? Önler. Bana göre önler yani. Çünkü bir adım atılmış olur. Bu da bayanlar için çok iyi bir şey olur bence. En azından kendilerini korunmuş olurlar. Ne kadar koruyamamış olsalar da bundan sonra katılacak adam onlar için çok iyi olur bence. Öyle söyleyeyim, ben teşekkür ederim. Size de sorabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz evlilik ehliyeti hakkında? Ben de katılıyorum söylediklerine. Yani şöyle bir durum var. Şimdi hani siz evlenmeden önce o kişinin daha önce geçmişini hani beraber yaşıyorsunuz ama yani resmi olarak tanımıyorsunuz. Ama siz bir evlilik adımı atıyorsunuz. Ciddi bir karar. Hani onu yaptıktan sonra zaten böyle bir kurumdan hani her ne kadar da aslında şeyi tartışılır yani hani alacağı o rapor ne kadar da hani işte bir psikoloğun görmesi ya da onunla konuşması. Ama yani tabii ki yine o kişinin verebileceği rapor ya da verebileceği şey yine bence önler yani. Çünkü en azından hani çok fazla işte hani bunun şizofren boyutu var, farklı boyutları var. Hani en azından bunu anlamış olur önceden. Yani ben de önlenebileceğini düşünüyorum böyle olursa. Bence mantıklı olmuş. Bence de mantıklı. Ya öbür türlü insanlar evleniyor. Tam tanımadan evlenenler de var. Yani olan çocuğu oluyor olduktan sonra da kadınlara da sıkıntı oluyor. Böyle bence mantıklı olmuş olay. Bir çeşit psikopat var yani. Kadın cinayetlerini duyuyoruz her gün. O yüzden bence de olmalı. Peki böyle bir teklif aile içi şiddetin veya boşanmaların önüne geçer mi, engeller mi? Ya kısmen. Çok engelleyeceğini düşünmüyorum ama bir miktar engeller. Aynen. Yapacak olan yine yapar ama belki engelleyebilir %50. Peki siz ileride eşiniz olacak kişinin bu bilgileri sahip olmasını ister misiniz? İsterim ya. Kimle evleneceğimi bileyim yani. Belki tanıyamamışımdır. Siz peki? Yani isterim. Bence mantıklı. Belki kadın şiddetine böylelikle engel olunabilir diye düşünüyorum şu an. Peki sizce böyle bir teklif uygulamaya girmeli mi? Yani kadın şiddetini düşündüğüm zaman evet girmeli. Yani çünkü biz tam araştıramıyoruz GBT, hani suç kaydı şu bu bilmem ne evlenirken. Gençlerimiz duygusallığa dayanarak da evleniyorlar. Sonra her şey çıkıyor. Ben de bunun mağduruyum. O yüzden kısa bir evlilik yaptım ve ayrıldım. Belki böyle şeyler, mahkemeler de rahatlar belki. Kadın şiddetine de hayır olabilir belki diye düşünüyorum. Duymadım. Hayır duymadık. Evlilik ehliyeti önerisi var gündemde. Evlilik öncesi çiftlerden bir takım belgeler istiyorlar. Bunlar psikolojik rapor, sabıka kaydı veya şiddete meyilli olup olmadığına dair bir belge. Siz bu teklifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mantıklı. Bence de yani. Bence de evlilikten önce böyle şeylerin yapılması normal yani, mantıklı. Peki siz evli misiniz? Evliyiz. Evlenmeden önce bu belgelere sahip olmak ister miydiniz? Vallahi biz kendimize güvendiğimiz için pek gerek yoktu. Gerek diğer yok. Arkadaşlarla böyle düşünecekler eminim de. Vallahi çok zor bir soru sordunuz ya. Ya böyle bir teklifin sağlıklı olacağını düşünüyor musunuz gelecek yaşantılarınızda? Bence olabilir yani, olmayacak bir şey değil. Şu an kadınlara şiddetin çok yönelik bir olduğu durumda. Herkesin bence olmalı. Yani olmayacak bir şey değil. Olduğu bir durumda olabilir yani. Mantıklı. Bence mantıklı bir şey, yapılabilir. Ben desteklerim. Neden böyle düşünüyorsunuz? Haberlerde her gün görüyoruz yani.
şiddet olayları daha çok hani kadınlara yönelik. Bundan dolayı hani böyle bir şey yapılabilir bence. Çünkü insanın hani evleneceği kişiye gidip psikolojik test yaptırması çok hoş olmayacaktır. Ama devlet bunu zorunlu tutarsa yani hani sorunlu bir kişiyle evlenmeyi belki değerlendirebilir insanlar. Öyle şiddet düşünüyorum. Şiddet önler mi peki? Bir nebze belki önleyebilir diye düşünüyorum. Çünkü psikolojik sorunlu bir kişiyle evlendiğinizi düşünün. Hani bilginiz yok, haberiniz yok bu konuda. Sonuçta insanlar evleneceği kişiye gidip test yaptırmıyorlar. Hani geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlarla ilgili bilgi sahibi olamayabilirler mesela. Yani bu sebeple engel olabilir bence. Çiftlerin şiddet yanlısı mı, psikolojik sorunları var mı, yok mu? Bunun için gerekli. Peki bu durum aile içi şiddeti veya boşanmaları önler mi? Önler. Genetik yatkınlığı var mı? Çok önemli. Duydum. Yani son zamanlarda haberlerde duyuyoruz sıkça. Peki ne düşünüyorsunuz? Bence de alınmalı. Herkes evlenmemeli. Herkes çünkü bu kurumu yürütemiyor çünkü. Kesinlikle alınmalı. Nasıl bir araba kullanırken ehliyet alıyorsak muhakkak evlilik için de ehliyet alınması gerektiğini düşünüyorum. Aslında mantıklı. Çok çünkü mantıklı. Günümüzde boşanmalar falan arttı. Kadına şiddet de arttı. Yani bunun bir tık önüne geçilmesi için doğru bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Ama insanlara da bir nevi böyle dayatmak da çok doğru olur mu? Onun etik kısmını değerlendirmek ve tartışmak gerekir açıkçası. Şu an böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de gerekli olarak görüyorum bunu artık günümüz şartlarında. Bence mantıklı bir uygulama. Size göre böyle bir teklif zorunlu tutulmalı mı? Zorunlu, evet, tutulmalı. Çünkü sonuç olarak bu bir sağlık raporu gibi bir şey aslında ve bunu almak mantıklı bence. Aile içi şiddeti veya boşanmaların önüne geçer mi? Geçebilir. Önüne tam olarak geçebilir mi bir şey diyemeyiz ama bu çıkarım yapabiliriz. Yüzde olarak belki düşürebilir ama yine de yani olur, tekrar bu olaylar olur yine. Çünkü evlilik sürecinde yani iki insan beraber hayatını sürdürüyor. Neyle karşılaşacakları belli değil. Durum karşısında yine durumlar, hamleler değişebilir. Ama bir nevi düşürebileceğini düşünüyorum ben. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Niçin peki? Yani insanlar, başıboş insanlar evlenmesin. Aklı başında insan evlensin. Birbirini tanıyabilen insanlar evlensin. Birbirleri hakkında başından kararlarını versinler. Ona göre işlemi yapsınlar. Yoksa stresli bir durum. Yani evlendikten sonra insanlar birbirlerine niye zul etsin hayatı? Bu bakımdan ben bu olayı mantıklı buluyorum. Peki böyle bir tasarı aile içi şiddeti veya boşanmaların önüne geçer mi? Etkisi olur, katkısı olur bence. Ben de aynı fikirdeyim. Olması gerekiyor. İnsanların belki birbirini tanıması için daha iyi bir fırsat olacak bu. En azından artılarını, eksilerini o şekilde görebilecek insanlar. Bence de mantıklı. Kesinlikle onaylıyorum. İnşallah öyle bir şey çıkar. Yakın zamanda zaten başımdan bir iş geçti, bir olay. Kesinlikle hani öyle bir vasfı olmayan insanların evlenmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bence olmalı. Önüne gelen her gelen evlenmesin, çocuk yapmasın, iyi olmuyor. Bence çok doğru karar, yapılsın. Tamam, onaylıyorum çok. Bak ben de evlenmiyorum. Neden? Çünkü düzgün çocuk yetiştirebileceğime güvenemiyorum kendime. Güvenseydim evlenir yapardım. Bence olsun. Olması daha uygun olur yani. Günümüz şartlarında zaten o kadar saçma sapan bir durum var ki. Hani evlendiğiniz zaman zaten bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Görücü usulü hala devam ediyor. Çok saçma sapan bir sistem ama yani tanışmadan, birbirini görmeden, sevmeden insanlar evleniyor. Sonra zaten olacağı belli. Şiddet, kan revan, yani çocukların psikolojisi bozuluyor. Ki ben zaten özel eğitim öğretmenliği okuyorum. Şu anda ben kendim görüyorum. Hani bu akraba evliliği falan oluyor. Akraba evliliği olunca çocuklarda çok büyük sorunlar oluyor. Yani hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Yani evlenmeden önce kesinlikle yani bu kontroller yapılmalı, psikolojik sonuçlar ortaya çıkartılmalı, ondan sonra evlenilmeli yani bence. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki siz eşiniz olacak kişinin bu bilgilerine sahip olmak ister misiniz? İsterdim. Yani sonuçta nasıl biriyle evlendiğin önemli. Yani sonuçta ileride olacak çocuklar da önemli. Yani eşin iyiyse zaten ileride çocukların da iyi olur. Çünkü en başta eğitim ailede başlıyor. Hani bu yüzden bence önemli. İlk defa duydum. Çok da mantıklı gelmedi açıkçası. Niçin mantıklı gelmedi? Yani evlilik ehliyeti saçma. Ne bileyim. Anlayamadım. Neden saçma olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum, hani garip geliyor insana duyunca. Siz mesela ileride evleneceğiniz kişinin
Sabıka kaydının psikolojik raporunu öğrenmek istemez misiniz? Ya tabii öğrenmek istersin ama hani zaten tanışıp evlendiğin için pek sorun olacağını sanmıyorum yani. Yoldan birisine evlenelim mi, ehliyetini göster diyemezsiniz. Bence olması gerekir. Sonra ortaya çıkacağını daha önceden çıksın ortaya. Bence de yani. Güzel fikir. Ne zaman uygulanacakmış? Şu an böyle bir öneri var ama ne zaman uygulanacağı belli değil. Sizce uygulamaya girer mi bu? Bence girmez. Ama girmeli. Girmeli ama girme. Girmeli. Siz eşinizin belge üzerinde böyle bilgilerine sahip olmak ister miydiniz? Daha önce isterdim. İsterdim. Kesinlikle. Siz peki? Ben de tabii ki. Çok doğru bir şey. Hele bu dönem sizin döneminiz. Bizim artık bitiyor. Yani sizin döneminize kesin şart. Çok güzel. Keşke en baştan yapılsaydı da ehliyeti olan evlenmeseydi. Bu kadar çocuk heba olmasaydı. Keşke. Peki böyle bir öneri aile içi şiddetin veya boşanmaların önüne geçer mi? Çoğunlukla geçmez ama önler yine de nispeten. Çoğunlukla geçmez. Herkese ulaşmaz çünkü bu. Çok güzel bir düşünce. İnşallah uygulamaya da geçer. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü hiçbirimizin tecrübesi olmadan evlendiğimizde bunun da bir ön hazırlığı olması gerekir diye düşünüyorum. Siz eşinizin bu belgelerine sahip olmak ister miydiniz? Tabii ki isterdim. Aile içi şiddetin veya boşanmaların önüne geçer mi peki bu durum? Yani bir nebze bir farkındalık oluşturur bence. Bilinç oluşturabilir. Bir şeyler yapılması gerekiyor çünkü. Bence olmalı. Ne için olmalı? Herhangi bir akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar aile zoruyla ya da farklı zorlarla evlendirilebilirler. Ve bu şekilde bunların önüne geçmemesi için yapılması gereken tek şey bu. Bence. Sizce uygulamaya geçer mi? Hayır. Türkiye'de yaşıyoruz. Peki böyle bir teklif uygulamaya geçerse eğer aile içi şiddetin veya boşanmaların önüne geçer mi? Kısmen. Kısmen. Çünkü bu aile içi şiddet yapan insanların kişisel ya psikolojik problemler oluyor ya da ailesinden gelen problemler oldukları için hastalıklı insanlar oluyorlar. Ondan dolayı böyle şeyler olacağı için evlenme şey alamaz, cüzdanı alamaz ve bu şekilde evlenemezler. Gayet iyi bence. Yani direkt geçmesi lazım. Ne için böyle düşünüyorsunuz? Zoraki evlendirilen çocuklar, gelin çocuklar çok var. İsteksiz, zorla. Yani ne bileyim, anne zoruyla, aile zoruyla evlendirilmek hangi çağda kaldıysa artık. Bence geçip... Peki siz ileride eşiniz olacak kişinin belge üzerinde bu bilgilerine sahip olmak ister miydiniz? Hayır, perşembe başlıyor, pazar günü bitiyor. İsterdim ya, istemiyorum ki yani zoraki değil. Bu kadar. Kadına yönelik şiddeti önler mi peki bu durum? Evet, bayağı hem de yani yarı yarıya azaltır. Gençlere göre, bize göre değil. Gerekli bence. Çünkü şimdiki gençler neyin ne olduğunu, hayat şartlarını bilmeden hemen evliliğe girişiyorlar. Ama sonradan da boşanmalar, ayrılmalar daha çok arttı yani şu anda. Peki sağlıklı bir evlilik kurabilmek adına önemli bir adım olur mu sizce? Zannetmiyorum. Çünkü şu andaki gençlikten ben o özveriyi beklemiyorum. İyi günde de kötü günde de evlilik fedakarlık ister. Ama böyle bir teklif uygulamaya geçerse onu düşünemiyorum. Çok zor. Böyle bir teklif uygulamaya geçerse, zorunlu kılınırsa nasıl olur? Faydası olabilir tabii. Ne olur mesela boşanma %70 ise %50'ye düşer. Faydası olur. Ama yeterli olmaz diyorsunuz. Yeterli olmaz. Öyle de değilim, öyle de bir şey bilmiyorum. Peki böyle bir teklif uygulamaya geçerse nasıl olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Bence iyi olmaz herhalde. Ne için iyi olmaz? Ne bileyim, işlerin arası açılır. Bence mantıklı, istenebilir tabii ki. Çünkü son dönemlerde evliliklerin yani saçma sapan bir hal aldığını, kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmadığını görüyoruz. Bunun için normal sürücü ehliyeti gibi ehliyetin alınması bence mantıklıdır, uygundur yani. Peki böyle bir teklif uygulamaya girer mi? Girer. Bence olmaz. Yani psikoloji düzgün olmayan insanların evlenmeye, başka insanların hayatlarını da karartmasına hiç hakkı yok bence. O şekilde düşünüyorum. Peki böyle bir teklif kadına yönelik şiddeti önler mi? Ya, psikopatlık saklanabilen bir şey. Ehliyeti bir şekilde alıp tekrar şiddet uygulayabilirler.
Bence insanların karşılıklı olarak birbirlerini çok iyi tanımadan evlenmemeleri lazım. Ben kesin olarak konuşuyorum, daha da kötüye gidecek. Eskiden nasıldı evlilikler, şimdi öyle olması lazım. Bir faydası olur mu bilmiyorum ama güzel bir şey olabilir. Ama bizim insanımıza ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Çiftlerin bence kendilerini tanıdıktan sonra gerek yok yani. Böyle yani. Peki siz eşinizin belge üzerinde bu bilgilerine sahip olmak istemez miydiniz? Eşim isterdi herhalde, bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, istemez miydiniz? Ben yorum yapmıyorum. Gerçekten çok gerekli. Her şey için ehliyet, motosiklet bile kullanmak için ehliyeti ömrünü vereceksin. Ya, şey yani zekası, ruhsal yapısı, her şey lazım. Değil mi? Bence öyle. Aile içi şiddeti ve boşanmaları önlemek için bir çözüm olur mu bu evlilik ehliyeti? Olur. Olur. Psikolojik şeyden geçecekse, testten, çok büyük olur. Bu o zaman yani vatandaşların birbirine ön yargıyla yaklaşması gibi bir durum yani. Yani şimdi sonuçta ben evleniyorum. Eşim yani şimdi resmen gebetesine bakmış gibi bir durum olacak yani. Yani çiftler birbirlerinden emin olmuş olacaklar. Belge üzerinde birbirlerinin bilgilerini görmüş olacaklar. Ona göre evlenecekler. Yani bence yanlış bir durum. Evlilik ehliyetini biliyor musunuz? Duydum ekrandan. Duydum. Peki ne düşünüyorsunuz? Bana göre çok geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Şu anda aklıma geldi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sizce uygulamaya girerse iyi mi olur, kötü mü olur? Uygulamaya girerse çok da işe yarayacağını düşünmüyorum aslında. Yani herkese o ehliyetin vereceğini düşünüyorum. Çünkü evlenmek isteyen kimseye hayır siz evlenemezsiniz, size ehliyet veremeyiz diye bir şey olacağını düşünmüyorum o yüzden. Keşke ben evlenmeden önce çıksaydı diyorum. Kesin biz de alırdık herhalde. Evlenmek ister miydiniz? İsterdim, neden istemeyeyim ama yani. Peki sizce böyle bir teklif uygulamaya girerse iyi mi olur, kötü mü olur? Bilmiyorum ki ya. Allah her şeyin hayırlısını versin. Yani iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. Bana bir bilgim yok. Yani çok saçma bir durum çünkü insanlar hayatında birçok şeyle karşılaşabiliyorlar. Ve bu evlenmelerine bir sorun olmamalı bence. Yani benim düşüncem bu. Böyle bir ehliyet söz konusu olursa aile içi şiddetin veya boşanmaların önüne geçer mi? Çözüm olur mu? Bence olacağını pek sanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki çözüm olmaz ama bence mantıklı yani. Sonuç olarak biz insanları bir yere kadar tanıyabiliyoruz. Kimin altından ne çıkacağı belli olmuyor ama eğer ki böyle bir teşhis konulabilirse bilgili insanlar tarafından bilmemiz olsun daha güvenli olabilir. Çünkü ciddi manada ülkemizde kadına şiddet zaten had safhada. Peki uygulamaya girmeli mi? Girebilir. Yani bence girmeli. Yani çok şart mı bilemiyorum ama girse fena olmaz. Konu hakkında olumlu düşünüyorum. Çünkü evlendiğiniz kişinin geçmişte nasıl bir yaşantısı olduğunu birkaç yılda ya da birkaç ayda anlayamazsınız. Bu konuda olumlu buluyorum bu uygulamayı. Peki aile içi şiddetinde ya boşanmaların önüne geçer mi bu durum? Tabii ki geçer. Önleyici bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ben sahip olmak istemezdim. Güven, sevgi, saygı olduğu sürece hiçbir şeyin gerekli olduğunu zannetmiyorum. Biz 46 yıllık, bugün özellikle de çevirdiğin için de teşekkür ediyorum. Bizim evlilik yıl dönümümüz. Bugün 46 yıl, evet teşekkürler. 46 yıl bitti. Evet bitti. Tabii acısıyla, tatlısıyla... Hani derler ya tuzu biberi, tabii ki bizler de bir şeyler yaşadık, yaşamadık değil ama yine de tabii çok sağduyuyla hani saygı, sevgi çerçeve içerisinde iki tane de meyvemiz var, evlatlar. Allah'ımıza şükürler olsun. Böyle bir uygulama girse daha sağlıklı bir evlilik olur muydu, olmaz mı? Ben zannetmiyorum. Çünkü hani ne bileyim derler ya eski köye yeni adetler getirmişler gibi bir durum oluyor. Zannetmiyorum yani neden hep eskinin günlerini, güzelliklerini, geleneğini, göreneğini arıyoruz. Çünkü mutluluk oradaydı. Ve eşlerin de zamanda gençlerin öyle yaşamasını isterim. Daha önce duymadım, kesinlikle olması gereken bir şey. İşte bu kadın cinayetlerinin falan da önüne geçerler belki. Hani böyle manyakların ne olduğu ortaya çıkar böylelikle. Bence çok yerinde bir karar olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Destekliyorum.
Ya tabii ki de olmasında fayda var sonuçta. Yani kadın cinayetlerinin çok üst düzeye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Faydalıdır mutlaka yani. Uygulamaya girmeli mi? Tabii ki de, neden olmasın yani. Zararı yok. Beğenmedim şahsen bu fikri. Niçin? Çünkü insanların zaten hani ilişkiye girme gibi haklarının elinden bu şekilde alınması bana ters geldi şahsen. Peki bu durum aile içi şiddeti önler mi? Çözüm olur mu? Muhtemelen bir yere kadar olur ama sonuçta insanların doğuştan olan haklarını ihlal ediyor bu düşünce bana göre. Gündeme gelen evlilik ehliyeti önerisinde nasıl ki ehliyet almak için belge almak gerekiyorsa evlilik öncesinde de rapor almak gerekiyor görüşü oldu. Bugün Eskişehir halkına sorumuzu sorduk. Birbirinden farklı cevaplar da oldu. Birbirine denk cevaplar da oldu. Bir sonraki Eskişehir'i ne diyor programında Öğretmenler Günü hakkındaki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.